Ve çoğu insan belki farkında değil. Mesela siz daha iyi bilirsiniz bir doktor olarak. Mesela ağızda işte bir sürü kırık dökük dişler, çürükler, şunlar bunlar oluyor. Şimdi diş çok kırıldığı zaman da ağrı da yapmıyor. Hasta ağrısı yok ama aslında ciddi bir vücutta enfeksiyon kaynakları var. Hastanın işte şekeri var, tansiyonu var. Belki sürekli hastalık, sürekli vücut direnci aşırı düşük. O dişleri çekseniz, hiçbir şey yapmasanız hastanın sağlığı yine düzeliyor. Yani benim geçmişte böyle senelerce tıp fakültesi hastanelerinde dolaşıp şiddetli baş ağrıları, şiddetli kronik rahatsızlıklar yaşayıp ben dişlerini yattıktan sonra yani bana dişi için gelip dişlerini işte çekip kanal tedavisini yapıp diş eti tedavisini yapıp bunları yaptıktan sonra yani hasta dişinden memnuniyeti bir kenara bıraktı. Şikayetleri Diğer geçti. şikayetinin geçmesine yani. Bunlar da çok önemli şeyler hocam. Mesela bende de öyle demek ki baktırmak lazım. Yani başımızın ağrısı hiç hafife almamamız gerekiyor. Yani bir dişten de kaynaklanabiliyor. Şunu sormak isterim. Yani implantta olmazsa olmaz nedir? Yani kimlere yapıyorsunuz hocam Şimdi implant aslında uygulamasını? implantı hemen herkese yapabiliyoruz. Bir tek yüksek miktarda şeker olan hastalara yapamıyoruz. Şeker hastalığı olan hastalara yapamıyoruz. Belli bir noktada hani o da eğer dahiliye doktoru tarafından kontrol altında alınabiliyoruz. Çünkü önemli olan implantın yapıldığı zamanki kandaki şeker düzeyi bir yerde. Oradaki hastalığın kontrol altında alınabilmiş olması. Aslında bu çok önemli hocam. Çünkü Çok hep önemli. böyle mesaj şey gibi gidiyor. Sanki şeker hastalığına yapılmaz gibi gidiyor. Değil. Evet. Şeker hastası da olabilir. Yeter ki o anda yapılma esnasında kontrol Tabii altında kontrol olsun. altında. Çünkü Bu mesela önemli bir insanlar şey. şimdi gerçekçi olmak gerekirse tamam. Hani şunu yeme, bunu yeme, işte onu da yeme, şunu da yeme. Şimdi insanlar hani 3 ay 6 ay olsa dayanır ama senelerce olunca bir nokta kaytarıyor. İşte ondan bir lokma tadına bakayım, bundan bir lokma yiyeyim. Kaytarıyorlar ister istemez. Ama o dönemde işte 2 ay 3 ay neyse çok disiplinli olup bir lokma bile yapmadan ama yüksek nispeten orta düzeyde olan şeker hastası kontrol altına alınıp yapılabiliyor. Ama çok yüksek yani 300-400 seviyelerine ulaşmış. Tabii ki o zaman onlara mümkün olmuyor. Ya bir tek o Olmuyor. harik. Onun harici yani işte çoğu zaman söylenen işte yok benim ya işte çok tansiyonum var, yaşım ileri, işte kalbim var vesaire. Bunların hiçbirinin önemi yok. Hatta yaşlı insanlarda kemikteki kalsiyum içeriği artıp kemik daha sertleştiği için ilk implantı tutunması daha iyi oluyor. Hatta daha az sıkıntı oluyor. Yani genç bir insan diyeceğim de problem olabiliyor. Kemik daha içi böyle boş, daha süngerimsi olduğu için ama yaşlı insanlarda hatta o anlamda sıkıntı yok. Tek sıkıntı mesela sinirlere yakın yerlerde kemik olmaması. İşte onları da özel tekniklerle gerekirse biraz ek süreleri göze alarak onları da çözüyoruz. Yani hemen hemen bütün problemler çözülüyor. Bir tek de bir işte insanların belli bir süreyi katlanması, belki maddi biraz fedakarlıkta bulunması problem halloluyor yani. Zaten hocam şimdi artık teknoloji ilerledi. Yani eskiden hani diş hekiminden korktuğumuz gibi onun dışında birçok doktordan, Genel hekimden doktorlar, de evet korktuğumuz için hep erteleme, hep erteleme. Ama sonunda tabii ki ufacık bir diş problemini bile halletmediğimiz zaman dişlerimizin gittiğini ve bir daha yerine gelmeyeceğini bilmemiz lazım. İmplantta hocam biraz önce dediğiniz gibi kemik. Yani kemik olmazsa ne olur? şimdi şöyle, üst çenede bunu daha kolay hallediyoruz. Çünkü üst çenede sinüs boşlukları var. Tam dişlerin üstüne gelen bölgede, küçük ağız ve az dişlerin üstünde. Şimdi oraya çok başarılı kemik tozları var. Onları koyarak oradaki problemi nispeten kolay çözüyoruz. Bir tek alt çenede arka azılar bölgesinde sorun olabilir. İşte orada da iki yöntem var kemiğin durumuna göre. İşte ya yine hastanın kendi çenesinden bir ufak bir kemik parçası alıp ön tarafa koyuyoruz. Ki bana yapıldı yani böyle ciddi yani belki sözde sanki çok büyük bir şey gibi geliyor ama öyle bir ciddi bir sıkıntı yaratmayan çok başarılı. Sızılı bir şey değil. Yok yani ben hatta kendime yapıldığında böyle 2 gün ayırmıştım hani hastalarımı falan. Ertesi gün şeyde bahçeye hatta ertesi gün gittim bahçe şeyde de çalıştım yani hani baktım ki hiçbir sıkıntı olmuyor. Süper. Biraz zor oldu mu hocam doktor seçmek? Sizin için de zor işlem değil mi? Olaya tamamen hakim birinin başka Aynen. birine emanet etmesi kendini çok kolay değil yani. İşte orada şey yapacaksınız. Çok aslında hekime güvenip gerisine siz hekim de olsanız karışmayacaksınız. Yoksa o zaman Aynen problemler hep öyle. öyle çıkıyor Doğru, zaten. sizler için bir de o var hocam. Sizin için de aynı şey Çok kolay değil. geçerli. Tabii hiç kolay Tabii. değil. İşte orada ya da ikinci yöntem çenenin ön bölgesine 4 tane implant yerleştirip buna tabii özel açıyla vesaire yerleştirip 12'ye alta bir sabit köprü yapmak ve son derece başarılı. Şimdi implantın tabii genelde bilinmeyen hep işin eksikliği tamamlamak, fonksiyonu tamamlamak falan düşünülüyor ama aslında vücutta şöyle bir sistem var. Şimdi doktora bir daha bir vücut son derece ekonomik. Eğer bir şey kullanmıyorsanız onu hemen yok ediyor. Diyelim kolunuz alçı alındı. Veya bir kırıldı Allah göstermesin. İşte
Çıkardığınızda o kemik, o oradaki kas erimiş oluyor bir ayda. Şimdi çenenizi de siz eğer kullanmıyorsanız, yani dişiniz yoksa, vücut bakıyor ki, ya burası diyor, bu insan bunu kullanmıyor. O kemik hemen erimeye başlıyor. Şeyle, yaşla özellikle bu kadınlardaki menopoz sonrası kemik erimesiyle bir alakası yok olayın aslında. Öyle vakalar var ki bakıyorsun röntgen çekiyorsun. Röntgende çene kemiği içi boşalmış hala. Yani hani şöyle bir hafifçe bir sert bir darbe gelse çene kırılacak. Aynı hastaya implant yapıyorsunuz. Hatta ön bölgeye bile yapsanız. Çünkü o yaptığınız yerden 2 santim uzaklığa kadar kemiği etkiliyor o implantlar. Kuvvet diye. Bir sene sonra röntgen çekiyorsunuz. Kemiğin yoğunluğu 2 katına 3 katına çıkmış. Yani çünkü çalışmaya başlayınca nasıl kaslarınız çalışırınca spor salonuna gittiniz işte kaslarınız hacmi artar. Kemikleriniz güçleniyor. Kullandığınız için güçleniyor. Yani implantın en büyük faydası o. Mesela takılıp çıkarılan protezi, dünyanın en iyi protezini yapılsa kemikler erimeye devam ediyor. O yüzden 5 ile 7 sene arasında geçen sürelerde mesela bu protezleri değiştirmek gerekiyor. Ama implant öyle değil. İmplant da tam tersi. İmplant koyduğunuz yerde kemik erimesi tamamen duruyor. Hatta bazen hafif bir artı bile olabiliyor. Yani ama tabii bu neye dayanarak? Şimdi belki dinleyen seyircilerimizden bahsedecektik. Ya benim işte şuyum veya benim tanıdığım şunu yaptığı implantta kemik kaybı oldu. Ağız temizliği, hijyen bir kere çok temel. Önemli. Yani kendi dişlerinizde olsun. Şimdi implant yapıldı. İmplant çürümez. Metal zaten, titanyum. Ama diş eti problemlerinden muaf değil. Temel şey onun ağız hijyeninin, ağız temizliğinin, bakımının ideal devam etmesi. Çünkü dişlerimiz de aslında bize ömür boyu verilmişti baştan doğarken. Evet. Ama biz eğer bakmadığımızda diş eti probleminden onları kaybedebiliyoruz. Kesinlikle. Mesela 35 yaşın üzerinde her 3 dişten 2 tanesi dünyada diş eti probleminden kaybediliyor. O nedir? Fırçalamadaki eksiklik ve hatalar. Şimdi orada nereye geliyoruz? Şimdi implantı yaptık. Ama üzerine yaptığımız protezin de hastanın iyi niyeti yetmez. Yapan hekimin veya ekibin de onu temizlenebilir ve hijyen şartlarına uygun devamını sağlayacak şekilde yapması gerekir. Yani birçok başarısızlık oradan kaynaklanıyor. Üzerine yapılan protez uygun olmadığı takdirde hastanın bunu bilmesi mümkün değil. Rahatsızlık duyar hocam hastada. Ama yani yok, düşünsenize ağzında. Yok duymaz. Duymayabilir. Duymaz mı? Duymayabilir çünkü şöyle. Diş eti problemi ciddi ağrı yaratan bir problem değil. Belki bir takım ufak tefek kanama problemleri vesaire dikkatli bir hasta fark edebilir ama insanların %60-70'i bile onu bile algılamıyor. Çünkü bakıyor estetik olarak güzel. Aynada bakıyor güzel. Her şey ideal. Güzel çiğniyor. Konuşması da güzel. Bir problem yok. Ama işte aradan 3 sene, 5 sene, 10 sene geçtiği zaman bakıyorsun implantlar gitmiş. Diyor ki ya ben yaptırdım. Bak işte bana ömür boyu demişlerdi. Bu 5 sene sonra gitti. İşte orada hem hastanın katkısı ama hastadan önce ilk planda hekimin onu iyi yapması, hijyen kurallarına uygun yapması gerekiyor ki o ömür boyu olabilsin. Ha, o zaman ne oluyor? İşte o kemiği ne zaman koyduysanız hasta 80 yaşına gelse, 90 yaşına gelse bir yerde o kemiği koruyorsunuz. Yani ömürlük oluyor aslında tabii. Yapılan implant. Evladiyelik. Tabii. Ya, evladiyelik. Evet, evladiyelik yani, oluyor. Orada bir dişiniz oluyor aslında sizin. Yani implantı mesela şöyle tanımlıyorum ben bazen hani bunu implant diye düşünmemek lazım. Size bir ekstradan dişiniz oluyor orada. Evet. Yani. Evet. Aslında hocam demin dediniz ki hijyen ve temizlik, bakım çok önemli. Yani implanttan sonra, implant tedavisinden sonra tabii ki hekimin gösterdiği şekilde kontroller, bakım. Şimdi burada aslında bir şey, ufacık bir şey daha sorayım ben. Mesela bizler dişlerimizde yanlış fırçalama uygularız. Mesela diş ipi gerçekten önemli mi? Hocam. İşte şöyle zaten şimdi diş ipi önemli fakat orada da yine biraz gerçekçi yaklaşmak lazım. Şimdi diş ipini çocukluktan başlayarak eğer hani gençlikten başlayarak kullanmadıysanız hakikaten diş ipini kullanmak zor. Evet. Kullanılması anlamında söylemiyorum tabii ki şart ama diş ipini kullanma o zaman ne olabilir onun yerine? Mesela arayüz fırçaları var. Ülkemizde de arayüz fırçaları şu anda var. Yani var olmasını küçümseyin yoktu yani çok yakın zamanlara kadar hani arayı hocam nasıl diş fırçaları bir şey hocam? Şöyle şey boşlukları yani. Boşlukları evet, arayüzlerini temizlemek için arayüz fırçaları var eczanelere satılan. Şimdi neden dişin 5 tane yüzeyi var? Biz 3'ünü fırçalıyoruz, 2'sini fırçalayamıyoruz. O ikisinin içinde arayüz fırçası yani fırçanın bir tamamlayıcısı aslında. Şimdi implantları yapıldı, protezler yapıldı. O implantların etrafı, protezlerin altı, kaplamanın arası bunlarla temizlenmediği takdirde otomatikman diş eti problemi olacaktır. Yani aslında budur. Yapılan protezin de ama buna uygulaması lazım. Mesela baktığınız zaman proteze başarısızlık var.